Cam üstü, ahşap jalüzi 50 milim. Direkt camın üzerine takılır. Hatta bu şekilde eğimli çerçevelere özel aparatla beraber takılır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bu şekilde zıgıllı. Zıgıl nedir? Burada sabitlemedir. Bu sayede vasistas yaptığı zaman pencere bu şekilde vasistas yaptığı zaman pencere aşağıya gelmez. Yani şurası aşağıya düşmez. Çok rahat bir şekilde yukarı çıkar. Çok rahat bir şekilde aşağı iner. Aynı zamanda baskı yapılır. Peki cam üstü mü? Pimapen üstü mü? Cam üstü bu şekilde. Burası mesela 2 santim. Genelde burası için ince kullanalım derler. Yani şu incelikte ürünleri kullanalım derler ki kapı koluna vurmasın. Şunun gibi. Bu mesela 25 milim. Bu 35 milim. Hiçbir zaman jalüzi de 50 milim kadar hiçbir güzel olmaz. Çünkü 25 olduğu zaman bu sayı iki katına çıkar. İnce metal jalüzi gibi görünür ve çirkin olur. İkinci bir konu bu kapı koluna vurur mu konusu. Çok az vursa bile bir sıkıntı yapmaz. Gördüğünüz gibi kolay kolay vurmuyor. Vursa bile bakın çok az vuruyor. Oradan kendini atıyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bak vuruyor, atıyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bu şekilde cam üstü. Pencere çok rahat bir şekilde açılır. Açıldığı zaman bu şekilde salladığınız zaman jalüzi burada sabit kalıyor. Ama pencere açılıp kapanıyor bu şekilde görüyorsunuz. Çok rahat açılır. Diğer türlü bazı dekoratif yerlerde üzerine drape yapılır. Bu şekilde gösterelim. Yani bu şekilde üzerine dekoratif drape yapılabilir. Burada olduğu gibi. Yani biz özellikle 50 milim tavsiye ediyoruz. Kapı koluna bir sıkıntı yok. 50 milim tavsiye ediyoruz. Zıgıl sabitleme tavsiye ediyoruz. Bantlı mı kurdeleli mi? Genelde küçük ölçülerde 70 santime kadar ipli tercih ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi ipli sistem. Yani merdiven ipi dediğimiz yani şu sistem. Burada kurdele isteyen oluyor. Yani sizin tamamen zevke bağlı ama bizim tecrübemiz son derece küçük ölçülerde merdiven ipi daha sağlıklı oluyor. Aynı zamanda yukarıdaki drape yerine kenarına fon perde de koyabiliriz. Her türlü baskı özellikle yapılabiliyor. Bu şekilde olduğu gibi. Güle güle kullan Nazroza.